transferiyle alakalı bir konuya daha geçmeden önce ben bir anons yapayım abi. Sonra yavaş yavaş programımızı kapatalım, son sorulara doğru geçip. Form anonsumuzu tekrarlayayım. Kanalımıza abone oluyorsunuz, abone oldum yazıyorsunuz ve videoyu beğeniyorsunuz. Mertens imzalı Galatasaray forması çekilişine katılmaya hak kazanıyorsunuz diyelim. Mason Holgate ismini çok sormuşlar. Onu bir sana aktarayım dedim. Everton'da top koşturan stoper, 18 milyon euro da bir piyasa değeri var aslında hani Transfermarkt'a bakarsan, ama orayı bazen yanıltıcı bulabilirsin. Ya daha fazla çıkıyor ya da dediğin gibi Oliveira gibi isimleri vesaire daha ucuzunu alıyorsun. Yani bu tarz bir durum söz konusu. Mason Holgate sorayım. Balotelli diyen Galatasaray taraftarları olmuş açıkçası. Bakıyorum ben. Forvet transferini çok merak ediyorlar ve açık ve net söyleyeyim, İzleyicilerin yorumlarına baktığımda Kerem'in yetersiz olduğunu ve o bölgeye bir transfer gerektiğini dile getiriyorlar. Evet, onu unuttuk. Kerem'i mutlaka geçtiğimiz sezon son 7-8 haftadan başlayan performans düşüklüğü bu haftada var. Geçen haftada vardı. Bireysel oyunu fazla oynaması, fazla egoist davranması, topla fazla oynuyor olması. Bunu birçok Galatasaray taraftarı, senin benim gibi, o arkadaşımız gibi, ismini unuttum şimdi kusura bakmasın, izleyici arkadaşımızın gibi herkesin dikkatini çekti. Kerem'in bir an önce kendine çekidüzen vermesi lazım. Evet. Transfer teklifi varsa masaya getirip oturmuşması lazım. Kerem çünkü geçtiğimiz sezon %7, %800 zam aldı. Maaşının düşük olduğu zaman çok eleştiriyorduk. İyi performans sergiledi. Maaşını yüksek çıkardı. Yüksek rakamlara çıkardı. 8-9 milyon euro TL'lere çıkardı. Abdülkerim'in aldığı maaş tabii ki belki biraz performans olarak ya da moral olarak bu oyuncularda etmiş olur ama daha Yunus Akgün de hala çok çok düşük parçalı. Yani Kerem'in 6-7 kat altında bir para alıyor. 900 bin TL oynuyor. Yunus Akgün de düzeltme yapılacak. Bunları ilk önce oynayacaksın, sonra isteyeceksin. Nasıl ki sezon başında oynadın, kendini hazır hissettin, üzerine koydun. Burada da bence Kerem'e gelen tepkilerde %100 haklılık payı var. Forvet konusunda Balotelli'yi kim istemez ki? Yani Balotelli'yi herkes ister. İngiltere'den bir stoper, geçtiğimiz hafta yayında söyledim, yine söylüyorum. İngiltere'den bir stoper Galatasaray takviye yapmayı düşünüyor. Harıl harıl çalışıyor. Ben şöyle bakıyorum, İngiltere Premier Ligi'nde isim öğrenemedim ama Aston Villa dediler. Ondan sonra Newcastle United dediler. Oralardan bir bağlantı kurma yoluna gittim. Oralarda bakıyorum 6'şer tane stoper var. Galatasaray'da da buradaki takımlarda Sevilla ikinci stoperini ararken bazı İngiltere takımlarında kadro çok geniş. Tottenham'la Galatasaray geçen sezon ilişkileriydi. Fatih Terim zamanında oralara bakıyorsun. İngiltere'den mutlaka bir transfer olabilir ama Galatasaray'ın şartları uyması lazım. Nasıl Beşiktaş bir anda gitti mesela sahisi aldı. İşte Umlak diğer sol beki aldı İngiltere'den. İngiltere orada bir pazar. Orada geniş kadrosu olduğu için Galatasaray'da da mutlaka transfer komitesi, transfer heyeti İngiltere'ye yönelmiştir. Yani şu anda biz farklı farklı ülkelere baktığı zaman çok farklı yerlerden transferler yaptı. Ama İngiltere'den daha henüz ses yok. Alacağı oyuncu kiralık da olabilir. Bir tanesi bonservisiyle olsan bonservisiyle olur. İkinci bir stoper Nelson'un yerine olacaksa İngiltere'den kiralık olur diye düşünüyorum. Yani şunun bonservisi 18 milyon lira düşünmemek lazım. Galatasaray hiç kiralık oyuncu almadı bu sezon. Şöyle bir 7-8 sezona bakalım geriye dönük. Hep kiralık oyuncusu vardı Galatasaray'ın. Özellikle evet. O Avrupa cezası olduğu dönemde sevgili Kaan. Çok fazla hatırlayalım şöyle bir orta sahayı. Enzonzi Seri Lemina üçlüsü 72 milyon euroydu. Rüya bir orta sahaydı. Ama üçü de kiralıktı. Sezon sonu olmadı. Seriyi almak istedi. Tekrar bir daha birçok uğraş oldu. Böyle bir stoper ya da işte İngiltere'den bir golcü de olabilir. Bekliyorum ama İngiltere'den mutlaka ben tamamen benim şahsi tahminim diyeyim buna. Biraz da yarı istihbarat. Ben İngiltere'den bir transfer bekliyorum. Ben açıkçası stoper transferi konusunda Olsen artı yerli işte Kaan Ayhan tarzı bir transfer bekliyorum abi açıkçası. Hani bir yerli bence olması lazım. Çünkü neden? Geçtiğimiz karşılaşma gene aynı yere dönüyoruz. Galatasaray yerli rotasyonun eksikliğini gerçekten çok hissetti. Ya bir oyuncu çıkartacak, yerine yabancı alması gerekiyor, yapamıyor. O yüzden iki oyuncu birden değiştirmesi gerekiyor. Doğru. Yani başka bir oyuncu çıkarıp bir yerine sokması gerekiyor. O oyuncu değişikliklerinde hakikaten dikkat edersen Nifon Hoca'yla beraber Okan Hoca çaresiz bir şekilde ne yapacaklarını kulübede düşünüyorlardı. Normalde teknik adam oyuncu değişikliğine yazar verir. Ama orada öyle bir sıkışıyorsun ki dediğin gibi yani yerli dönüyor dolaşıyor yerli kontenjana geliyorsun. Kayseri Spor transfer tahtasını açmış olsaydı oradaki sağ bek Okan'dı zaten. Onur Bulut. Onur Bulut Galatasaray çok istiyor. Tahta açılmış olsa bu transferi gerçekleştirse çok büyük bir rahatlama oluşur. Ya da dediğim gibi sevgili Kaan içeriden çıkartacak. Metehan olabilir, Ali olabilir sağ bek için. Eğer mecbur kalırsa bu.
Hiçbirisi olmadı. En riskli olan bölge kale. Kaleye Okan Koçuk, Muslera. Muslera'yı da biz geldiğinden beri kulübede görmeye hiç alışkın değiliz. Ziraat Türkiye Kupası'nda maçında bile oynamadığı zaman tribünden izliyor maçları. Bir süre kulübeye geçebilir ama mecburiyetten. Çünkü uzun vadede bir şey yapmaya gerek yok. Sezon sonunda önümüzdeki sezon artık yabancı kontenjanın sınırsız olacağını duyuyoruz. Bu sezon böyle Evet. geçecek. Ben mesela şimdi sırf bu sezon için de Kaan Ayhan'a 6 milyon euro vermek de doğru olmaz. Şimdi Kaan Ayhan'a 6 milyon euro eğer verilecekse ve sezon sonu bu yabancı kontenjanı serbestliği başlayacaksa hakikaten de yazık olur o zaman. Yani geçmişte bundan Galatasaray çok çekti yani. Tarık Çamdallar, yurt dışındaki o gurbetçi gençlerden birçok oyuncu aldı. Veyseller hep böyle ciddi bonservisler ederek sonra yabancı serbestliği geldi. Ama şimdi Kaan Ayhan da baktığımız zaman abi şimdi milli takım düzeyinde bir düşünüyorsun. İlk iki stoper kim oluyor? Çağlar Söyüncü, Merih Demirel. Onları zaten alman imkansız. Aşağı doğru iniyorsun. Ozan Kabak var orada alternatif olarak. Ozan Kabak zaten Hoffenheim'a yeni gitti. Türkiye'ye dönme gibi bir düşüncesi yok. Elinde tek Kaan Ayhan kalıyor. Ya yerli olarak doğru ama eğer o sen transferini gerçekleştirirsen senin anlattığın özelliklere genç bir oyuncu savunmanın sağında oynuyor, solunda oynuyor, libero da oynayabiliyor. Hatta bek bile oynama özelliği olan bir oyuncu gördüm. Yani araştırmalarıma göre tam izlemedim bunu. Ben ama onun oyuncunun özelliklerine baktım. Dolayısıyla böyle bir oyuncuda yerliyi çözersen Kaan Ayhan ayarında belki de daha iyisi olabilecek. Biz çünkü Norveçli olması o söylüyorum ya biz tabii ki yerli oyuncu her zaman tavsiye. Kendi ülkemin kendi oyuncusunu asla şey yapmam. Çünkü milliyetçi bir insanız. Ama orada Olsen'in Norveç'te oyun karakterini de düşündüğümüz zaman çok yönlü. Şimdi mesela Lines'e sağ bekliyorsun sağ bek. Sol bekliyorsun sol bek. Sen diyorsun yabancı kontenjan var. Tribüne çıkıyorsun tribüne çıkıyor. Bir gün Evet. itiraz ettiğini görmedik. Hakikaten hiç görmedik yani. Hani saha içi karakteri kadar saha dışı. Ailesiyle beraber maça gelir gider, tribündeki insanlarla oturup kalkar, sohbet eder. Tabii ki bize öncelik iş yapacak, sahadaki işini yapacak. Onun dışında saha dışı da karakteri varsa bambaşka bir Galatasaraylı oyuncu izlettiler bize. Öncelik, daha önce de söyledim. Galatasaray'ın önceliği stop, forvet değil. Galatasaray'ın önceliği kanat değil. Orta saha transfer yapmıştı. Stoper mevkini oyuncu. 6-6 dedik ki 2 senedir. 6'da 6, 6'da 6. Güvenç hocamın kulakları çınlasın. Beraber hep 6 numara diyorduk. 6 numara alındı. 2 tane 8 numara alındı. Artık Berkan Taylan'ı izlemeyeceğiz. Ama stoper hattına da baktığın zaman Abdülkerim Bardakçı ve Nelson dönüyoruz dolaşıyoruz. Oraya geliyoruz. Bu işin sonu inşallah Muslera kulübeye gelmez. Doğru. Bakalım abi zaten önümüzdeki karşılaşmalarda neler göreceğiz. Okan Hoca nasıl tercihler yapacak diyelim. Son olarak transferle ilgili eklemek istediğim bir şeyler var mı? İzleyicilerimiz zaten hep aynı konulardan sorular sormuş. Stoperi sormuş. Kerem'in performans yetersizliği o bölgeye takviye ve forvet transferini sormuşlar. Galatasaray'ın şu andaki önceliği kesinlikle savunma. Stoper, belki sağ bek ama öncelik stoper. Ondan sonra da en önemli uç hücum. Şu anda Seferovic ve Gomis ikilisi bana açıkçası güven vermiyor ki. Hocanın bu maçta Giresun maçında ikinci yarı yapmak istediği 4-4-2 ya da bana göre 4-2-4 bölümüne bu iki golcüyle yapamazsınız. Mertens'in daha hazır hale gelmesinde belki biraz da olabilir ama Gomis Seferovic ikilisi en fazla 10 dakika olur derim. Hadi 5 dakika da senden olsun 15 dakika derim. Ama uzatmalarla beraber yazın sıcağında 50 dakika bu ikiliyi oynatmak çok zor. O yüzden bir an Seferovic'de önce bir zaten özel bir markaj uygulanıyor. Ben iki maçtır takip ettiğim kadarıyla. Çünkü biliyorsun hazırlık karşılaşmalarında kendi potansiyelini çok belli etti neler yapabileceğini. Seferovic'e özel bir markaj uygulanıyor ama burada görev kime düşüyor? Hatırla abi Cagney'in ilk geldiği dönemi Galatasaray'a. Cagney'i iki savunma oyuncusu tutuyordu. Buradan Belhanda, Feghouli gibi isimlere yaratılan boşlukları onlar skora çeviriyordu. Burada iş Seferovic'i rakip savunma tutarken kanatlara ve 10 numara bölgesine düşüyor açıkçası. doğru. Orada hatta Selçuk, Taylan oynadığı zamanlarda onlar da ortadan da bindirme yapıyorlar dediğin gibi. Şu anda Seferovic aynı Cagney'in ilk geldiği ve ikinci dönemindeki durumu yaşıyor. İstediği topları alamadı henüz. İstediği pasları alamadı. Pasları aldı, son vuruşları yapamadı mı diyelim. Haksızlık yapmış oluruz. Henüz son vuruşları görmedik. Bir tane çok güzel bir frikik gol olabilirdi maçta. Ama ceza sahasının içinde kenardan da ortadan da istediği topları bulamadı. Bu da yeni takım olmasından dolayı. Bak tekrar söylüyorum. Bu Galatasaray'ın şu andaki en son maçın 11'inde geçtiğimiz sezon 3 tane 11 oyuncusu var. Çaça boyu da buna ekleyelim. Hadi 4 tane. Kulübeye bakıyorum. Kulübedeki oyuncuların da 10 tanesinin 5 tanesi yeni oyuncu.
Yani toplamında 11 tane geçtiğimiz sezondan kalan oyuncu bulmak çok zor. Dışarıdaki oyunculara bakıyorum. Taylan, Ömer, Oğulcan, Sekitika, Luyendama. 11 oyuncuların çoğu dışarıda. Kulübede bile değil. O yüzden biraz daha belki sabıra ihtiyaç var. O biraz önce senin söylediğin şey. Seferovic ya da Gomis istediği pası alır. Geçen hafta 90 artıda oyuna girip golünü atan Gomis'in önümüzdeki maçlarda mutlaka yine bunları atacaktır. Ama 45'te oyuna girip yani 46'da oyuna girip ikinci yarı. 5 dakikada artık günümüzde en az uzatma oluyor maçlarda. 50 dakika Gomis'den Seferovic çift forvet beklemek çok doğru olmaz. Okan Hoca da bir daha bunu çok fazla yapacağını zannetmiyorum ben.